Ben doçent doktor Necmettin Pembegül, üroloji uzmanıyım. Murat Bey bize başka bir hastaneden yönlendirilmişti. Geldiğinde ciddi karın ağrısı, sağ yan ağrısı, ateş yüksekliği, bulantı, kusma, velhasıl huzursuz bir halde geldi. Murat Bey'in yapılan tetkiklerinde sağ böbreğinin neredeyse tamamını dolduran taşları vardı ve bu taşlara da bağlı olarak da böbreğinde ciddi derecede enfeksiyonu vardı. Bu enfeksiyon kana karışmış ve bizim sepsis dediğimiz tabloya doğru da gidiyordu. Dolayısıyla acil müdahale etmek gerekiyordu. İsmim Murat Irga. Böbreğimde taş olduğundan haberim yoktu. Tıp merkezinden randevu aldık, oraya gittik. Oradan bir doktor, böbreğinde aşırı derecede taş var. Ben yapardım ama taşlar hem büyük hem sayısı çok fazla dediği için buraya yönlendirdi. Necmettin hocamıza geldik, muayene olduk. Zaten sağ olsun hemen tedaviye başladı. Önce enfeksiyonu yatıştırmak amacıyla bir gece yarısı böbreği rahatlatmak amacıyla nefrostomi dediğimiz bir işlem uygulandı. Böbreğindeki enfeksiyonu yatıştırdıktan sonra, ameliyata hazır hale geldikten sonra bizim böbrek taşları ameliyatında en sık uyguladığımız perküten nefrolitotripsi ameliyatı. Yani hastanın cilt bölgesinden böbreğe doğru bir 15 cm uzunluğunda, 1 cm genişliğinde şurada gördüğünüz gibi bir tünel oluşturuyoruz. 1 cm genişliğinde ve bu tünelin içerisinden uygun cihazlarla girip taşları küçük küçük parçalara ayırıp çıkartıyoruz. Murat Bey dedi bu ameliyatı yaptık. Dediğim gibi Murat Bey'in eşlik eden bazı hastalıkları ameliyat sürecini zorlaştırıyordu, riskli hale getiriyordu. Bunların hepsini konuştuk. Hasta ve hasta yakınlar kabul ettikten sonra ameliyatını yaptık. Ameliyat beklediğimiz gibi geçti. Görebildiğimiz tüm taşlarını temizledik. Ve ameliyattan sonra özellikle enfeksiyonla ilgili, kanamayla ilgili korkularımız vardı ama beklediğimiz sıkıntılar olmadı. Ameliyattan sonra da ikinci günde Murat Bey'i taburcu ettik. Ameliyat sonrası kontrollerine geldi. Gayet iyiydi. Son derece rahatlamış bir durumdaydı. Artık ameliyattan önceki normal hayatına dönmüş durumdaydı. Bu bizi de sevindirdi. İlk geldiğimde ben evde öldüm diye kendimi bıraktım. Buraya nasıl geldiğimi hatırlamıyorum bile. Çok şükür hiçbir sıkıntı, herhangi bir problem ne Necmettin Hoca'dan ne hastanedeki herhangi bir personelden. Çok memnun oldum, memnun kaldım. Taburcu oldum, Necmettin Hocam tekrar bir hafta 10 gün sonra kontrole çağırdı. Geldim, kontrollerim yapıldı, herhangi bir problemim kalmamış. Hiçbir şekilde taşların da %99'u neredeyse çıkartılmış. Sağ olsun hocam, garanti vermemişti ama hani son noktaya kadar zorlamış, çıkartabilmiş yani. Herkese çok teşekkür ederim, emeği geçen herkesten. Necmettin Hocam'ı da tavsiye ederim. Sağ olsun, yani çok acıyla gelmiştim buraya gerçekten yani. Sağ olsun gece beni ameliyata aldı ve sağ olsun, Allah razı olsun yani, yardımcı oldu her şekilde.